Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ ile yapılan güzel bir model çalışması yapacağız. Modelimiz 3 boyutlu ve kabartmalı bir model. Her iki yönden de aynı örülen bir model olduğu için çok kolay ve çok rahatlıkla yapılabilen bir model. Dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Batanelerde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerin hem bayanlarda hem erkeklerde kullanabileceğimiz delikleri az olabilirsiniz olan yani hemen hemen hiç yok gibi bir model. Evet modelimizi hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi örmek için biraz zincirimi çektim ve hemen uygulamaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane geriye dönüşümü yapıyorum. Bakınız 4 tane zincirimi saydım. 5. nin içerisine gelerek batıyorum. 4'ü dışarıda kaldı. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. 2 tane trabzanımızı 5. zincirin içerisine örüyoruz. Trabzanlarımın sonrasında 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Çekmiş olduğum zinciri aynen iki trabzan örmüş olduğum yuvanın içerisine batıyorum. 2 trabzanımı ve 2 tane zincirimi aynı yuvanın içerisine battım. Bakınız. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Sayıyorum. 1, 2, 2 tane zincirimi atlıyorum. 3. zincir yuvasının içerisine giriyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 2 tane trabzanımı ördüm. 2 tane zincirimi hemen ilave ediyorum. 2 trabzan, 2 zincir ve aynı yuvanın içerisine batıyorum. 2 trabzan, 2 zincir aynı yuvanın içerisindeler. Tekrar tığımın başını doluyorum ve sayıyorum. 1, 2 tane zincir atlıyorum. Üçüncünün içerisine batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. 1, 2. trabzanımı da örüyorum. 2 ve 2 tane zincir aynı yere batıyorum hemen başını dolayarak saymaya başlıyorum. 1, 2, 3'ünün içerisine 2 trabzan ve 2 tane zincirimi örüyorum. Aynı yere batıyorum. Ve yine saymaya başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 ve 3'üncüye gelerek 2 tane trabzanım örüyorum. 1 ve 2. 2 zincirimi çekiyorum. 1 ve 2 aynı yere batıyorum. Ve sıranın sonuna doğru aynı işlemleri tekrar ederek örüyorum. Evet, sıramızın sonuna doğru örerek geldik. Bakınız, bir zincir yuvasının içerisine 2 tane trabzan, 2 zincirimizi örüp battık şu şekilde ve 2 tane zincir atlayıp 3. zincirin içerisine Tekrar iki trabzan, iki zincir düzeneğimizi kurduk ve sıramızın sonundayız. Tığımın başını doluyorum. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içerisine yine geliyorum. Bir tane batıyorum. Ve şu şekilde bir tane trabzanımı örüyorum ve dönüşümü yapıyorum. Ve buradaki son zincirimi de sıkıştırarak kapatıyorum. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3 tane zinciri de üzerine çekiyorum ve örgümün ikinci sırasını örmek için arkayı çeviriyorum. Bakınız modelimizi arkasına 3 zincirimizi çektik ve döndük. 2 zincir olarak çekmiş olduğumuz yerler hemen önümüze geliyor. Bakınız 2 zincirler önümüzde yani trabzanların önüne geliyor. Tığımın başını doluyorum. Bu kez 2 tane zincir çektiğim yerlerin içerisine 2 tane trabzanlarımı örüyorum. Yine iki zincirimi çekiyorum. Aynen birinci sırada yaptığımız gibi tek farklı işlemimiz. İki zinciri çektikten sonra hemen batıyorduk. Birinci sıramızda. Bu sıramızda ise trabzanımıza en yakın trabzanımızı yandan girerek kabartıyorum. Ve kabartıyorum. Bakınız batma işlemini bu şekilde yapıyorum. Modelimiz kabartılı bir model. Ve kabartısı bu şekilde yandan aldığımız zaman oluyor. Araya tekrar zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Bakınız iki zincir hemen bizi karşılıyor. İki tane trabzanımızı örüyoruz. Bir ve iki. Yine iki zincirimizi çektikten sonra ilk trabzana yandan girip kabartıyorum. Ve sadece kapatıyorum. Ve devam ediyorum. Hemen iki zincirimin içerisine iki tane trabzanım örüyorum 1 ve 2 2 zincirimizi çekelim ilk gelen trabzanı yandan girelim alalım ve kapatalım tığımızın başını dolayarak yine zincirimizin içerisine ilerlemeye devam edelim 1 ve 2 iki. iki tane zincir ve yandan trabzana girerek kapatalım. Araya zincir çekmeden iki zincirin içerisine iki trabzanımızı örelim. Bir ve iki. İki tane zincirimizi çektikten sonra ilk gelen alttaki trabzanımıza girip kabartmasını yapalım. Ve bu şekilde sıra sonuna doğru ilerleyelim. Sıra sonuna geldim. En son kabartımı yaptıktan sonra geçişimi yapmak istiyorum yukarıya. Ondan önce tığımın başını bir defa doluyorum. Son şu kenardaki bakınız en dıştaki trabzanımın üzerine batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve ikinci sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Üzerine bir, iki, üç tane zincir çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Ve aynı şekilde örmeye başlıyorum. Bakınız zincirler hemen karşılıyor bizi. Zincirlerimizin içerisine 2 tane trabzan. 1 2 zincir. Ve trabzanımıza yandan girerek kabartı. Tekrar tığımın başını doluyorum. 2 trabzan, 2 zinciri görüyorum. Zincirin içerisine trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi ördükten sonra yandaki Trabzanımı kabartarak alıyorum ve modelimi bu şekilde dilediğim örgülerde kullanıyorum. Her türlü örgümüzde çok güzel olabilecek bir model. Hem battaniye modellerinde hem yelek, hırka, çanta aklımıza ne gelirse iki trabzan, 2 zincir ve yandan ve bu şekilde örmeye devam edelim. Evet örgümüzü arkadan ve önden aynı şekilde örerek istediğimiz kadar örebiliriz. Ve e, dilediğimiz örgülerde kullanabiliriz. Çok güzel kabartılı üç boyutlu e, bir model. Evet bu şekilde çalışmamızın sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere.